Herkese merhaba. Geldik dikdörtgen konusuna. Paralel kenarın gene özel bir hali dikdörtgenler. Nedir bu özellik? Paralel kenarı hatırlarsanız bir sürü özelliğinden bahsettik ve bu özelliklerle ilgili uygulamalarını yaptık. Ama paralel kenarda yaptığımız bu uygulamalar için bir parantez açtık. Dedik ki paralel kenarın dört kenarı da birbirine eşit olursa o zaman bu paralel kenara eşkenar dörtgen denir. Şimdi bir parantez daha açıyoruz. Paralel kenarın her bir iç açısı 90 derece olursa alın size dikdörtgen. Paralel kenarı dik hale getirdiğiniz anda ortaya çıkan şekle dikdörtgen diyeceksiniz. Peki tanımlayalım. Köşeleri dik olan paralel kenara Paralel kenara dikdörtgen denir. Paralel kenara ait tüm özellikleri taşır. Paralel kenarda ne kadar özellik hatırlıyorsanız hepsi dikdörtgen içinde geçerlidir. Bunun içinde alanda var, bunun içinde uzunluk ile ilgili özellikler var, bunun içinde köşegenlerle ilgili özellikler var. Bunun içerisinde kenarların orta noktaları ya da belli oranda bölünmelerin doğrultusunda ortaya çıkan tüm alan özellikleri de var. Buna ek olarak dikdörtgenin asıl önemli olan özelliği şu. Köşegenlerini çizdiğiniz anda her iki köşegen de birbirine eşit uzunlukta olmak zorundadır. İşte birinci özelliğimiz. Dikdörtgenin AC köşegeni ile BD köşegeni eşit uzunlukta olmak zorundadır. Bu bir. Devam ediyorum. İkinci özellik. Paralel kenarda biz çevreyi bulmak için kenar uzunlukları topladık. İki tane kenar vardı. Biri uzun kenar, biri kısa kenar. Bunları toplayıp iki ile çarptığımızda çevreyi bulduk. Alanı bulmak için de tabanla yüksekliği çarpmıştık. Dikdörtgende de aynısı geçerli. Uzun kenar B olsun, kısa kenar A olsun. Dikdörtgenin çevresini bulmak istiyorsanız A ile B'yi toplayıp iki ile çarpmanız yeterli. Ve alan. Tabii ki kenarlar birbirine dik olduğu için taban b iken yükseklik direkt a'ya eşit. Bu yüzden alan taban çarpı yükseklik yani b çarpı a'ya eşit olur. 3 Dikdörtgenin içinde herhangi bir k noktası almanız durumunda. Şimdi hatırlayın. K noktasını paralel kenar için de konuşmuştuk. Paralel kenarda içeride alınan bir noktayı dört köşeye ayrı ayrı birleştirdiğinizde sağdaki alanla soldaki alanın toplamı, üstteki alanla alttaki alanın toplamına eşit olacak demiştik. Bakın burada da aynısı geçerli. Yani AKB üçgeni ile DKC üçgenin alanları toplamı AKD üçgeni ile BKC üçgeninin alanları toplamına kesinlikle eşit olmak zorundadır. Buna ek olarak bu K noktasının köşelere olan uzaklıkları ile ilgili bir ek formül gelecek. O da diyecek ki DK'nın karesi ile KB'nin karesini topladığınızda ayrıca AK'nın karesi ile KC'nin karesini topladığınızda bu toplamlar birbirine eşit olmak zorundadır. Peki hemen bununla ilgili bir örnek. ABC'de dikdörtgen AK 3 KC5, BK4, DKX diyorum kaç birimdir demiş. Hemen özelliği uygulayacağım. K'nın A'ya olan uzaklığı 3'ün karesi artı. K'nın C'ye olan uzaklığı 5'in karesi eşittir. K'nın e, B'ye olan uzaklığı 4'ün karesi artı K'nın D'ye olan uzaklığı X'in karesi diyebiliyorsunuz. Hemen burada hesaplayalım. 3'ün karesi 9 artı 5'in karesi 25 eşittir. 4'ün karesi 16 artı X kare. Sadeleştirelim daha doğrusu düzenleyelim. 16'yı bu tarafa gönderdiğimde 25'ten 16 çıktı 9. 9 ile 9'un toplamı 18 olduğu için x'in karesi eşittir 18. Her iki tarafın kare kökünü alırsam 18 9 çarpı 2 olduğu için kare kökünü aldığımda 9'un kökü 3, 2'nin kökü kök 2 olur. İşte bu yüzden cevap D seçeneğidir diyebilirsiniz formülleri, özellikleri bilmeniz işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak. Sıradaki sorumuz, gene bir soru var karşımızda. Bu soruda da alan üzerine kurulu bir soru. ABCD dikdörtgen BK 4 birim hemen yazıyorum. BK 4 birim, DK 9 birim olsun. Bu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi paralel kenarı hatırlayalım. Paralel kenarda herhangi bir köşegeni çizdiğimde iki eş üçgen ortaya çıkıyordu. Bu yüzden oluşan üçgenlerin her birinin alanı paralel kenarın alanında yarısıydı. Dikdörtgen de özel bir paralel kenar. Dolayısıyla aynı özellik bunda da geçerli. Yani siz eğer DB köşegenini çizdiyseniz yukarıdaki ADB üçgenin alanı aşağıdaki BCD üçgenin alanına eşittir. Ve dikdörtgenin alanında bu üçgenlerin alanları toplamı ya da herhangi birinin alanının iki katına eşit olur. Şimdi biz eğer dikdörtgenin alanını bulmak istiyorsak bu üçgenlerden herhangi birinin alanını bulmalıyız. Elimde 4 ve 9 var. Bunun dışında CK'nın ne olduğunu bilmiyorum ama CK'nın DB'ye dik olduğunu biliyorum. Dolayısıyla C köşesi de dik olduğuna göre o zaman ben dikten dik inmiş olurum. Dolayısıyla Öklid'i kullanabilirim. Peki bu KC uzunluğuna x dersem o zaman Öklid'in diklikle ilgili, yükseklikle ilgili bağıntısını kullandığımda x'in karesi eşittir ayırdığı parçalar 4 ile 9'un çarpımına eşit olur. Yani x'in karesi eşittir 4 kere 9 36. Karesi 36 olduğuna göre x 6 birim çıkar. Artık x'i biliyorum. Yani oradaki yüksekliğin ne olduğunu biliyorum. O zaman ben bu D, B, C dik üçgeninde taban ve yüksekliği artık bildiğime göre alan hesaplayabilirim. Bu üçgenin alanı, bu üçgenin alanı şöyle bir ok çıkartalım. Taban 9, 4 daha 13 çarpı yükseklik x 6 bulduk bölü 2'den. Ee, şimdi düşünelim. 6'ı 2'ye bölersem 3, 3 ile de 13'ü çarparsam 39 yapar. Tabi bu üçgen dikdörtgenin alanının yarısı kadar bir alana sahip olduğu için alan ABCD yani dikdörtgenin alanı belirtilen üçgenin alanının iki katına eşit olur. 39 da 2'yi çarparsam 78 yapacaktır. Cevap C şıkkıymış. Paralel kenarda ve eşkenar dörtgende üstüne basa basa söylemiştim. Üçgenleri çok iyi bilmek zorundasınız. Üçgenlerdeki özel üçgenler, bağıntılar, benzerlik, alan hiçbir zaman yakanızı bırakmayacak. Sonuna kadar kullanacaksınız. Bir başka özellik. Diyor ki ABCD dikdörtgen, MA, BM, DK ve KC açı ortaylar... AB6, BC4. Buna göre KLMN kaç birim karedir demiş. Şimdi paralel kenarı hatırlayın. Paralel kenarda şöyle bir özellikten bahsetmiştik. Ardışık iki açının toplamı 180 derece. Dolayısıyla o açıların açı ortayları arasında kalan açı bunun yarısı yani 90 derece olmak zorundadır. Yani açı ortaylar dik kesişir. Aynı durum burada da var. Dikdörtgende eğer size açı ortaylar verilmişse, açı ortaylar verilmişse bunlar kesinlikle dik kesişmek zorundadır. Bu da dik, bu da dik, bu da dik. Dik kesişmek zorundadır. Yani ortada oluşan K, N, bir nedir? Dikdörtgendir. Peki AB 6'ymış. BC de 4'müş. O zaman bakın neler çıkacak ortaya. 1 her şeyden önce 1. Şu dik üçgende hatta bakın şöyle sarıyla ben bunu bir boyayayım. Bu dik üçgende biliyorum ki B köşesindeki açı 90 derece açı ortayını vermiş 45-45 böler. Dolayısıyla 45-45-45-45 hepsi de 45-45 bölündüğü için aslında ikiz kenar dik üçgenler oluşur. İkiz kenar dik üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu A birimken hipotenüs A kök 2 idi. O zaman hipotenüs 4 birimken bir köşede 4'ü kök 2'ye bölerim. Ki bu da kök 2 ile genişlettiğimde 4 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. Dolayısıyla sadeleştirdim. 2 kök 2 birim olur ki şu LC uzunluğu LC uzunluğu 2 kök 2'dir. LB uzunluğu 2 kök 2'dir. AN uzunluğu 2 kök 2'dir. DN uzunluğu 2 iki kök 2'dir. Şimdi bunları buldum 1, 2. Aynı mantıkla dikkat edin. Yeşille de burayı boyuyorum. DKC dik üçgeni. E bu da 45-45-90 ikiz kenar dik üçgen. Bu sefer hipotenüs uzunluğu 6. Eğer hipotenüs 6 ise dik kenarlardan herhangi birini bulmak için şimdi de 6'yı kök 2'ye bölmek zorundayım. Gene kök 2 ile genişletirsem ne olacak? 6 kök 2 iki bölü 2'den 3 kök 2 yapacak. Yani o yeşile boyadığım üçgenin bir kenar uzunluğu 3 kök 2 birim olacaktır. Peki şimdi ben bir kenar uzunluğunu 3 kök 2 buldum. <laughs> DN'nin 2 kök 2 olduğunu biliyorsam o zaman geriye kalan uzunluk 3 kök 2'den 2 iki kök 2'yi çıkardığımda kök 2 birimdir. O zaman burası da kök 2 birimdir. E şimdi aynı mantıkla yaklaşırsam bu dört kenarında birbirine eşit olduğu ortaya çıkar. Yani oradaki dikdörtgenin bütün kenar uzunlukları kök 2 birim olur. Aslında bir kareymiş değil mi? Peki şimdi biz ne yapacağız? Biz burada o oluşan KLMN dikdörtgeninin daha doğrusu karesinin alanını bulmak üzere gene tabanla yüksekliğini çarpacağız. Ki burada zaten tabanda yükseklikte kök 2 birim öyle değil mi? kök 2 ile kök 2'yi çarparsam sonuç 2 birim kare yapacaktır. Cevap Ceyhan. Üçgenleri her seferinde sorunun içerisinde uygun yerlerde kullanıyoruz. Devam. O geldik kareye. Şimdi dikdörtgenden bahsettik ama hani dikdörtgenin içerisinde de karenin dikdörtgenin özel bir hali olduğunu da unutmamak lazım. Sonuçta nasıl paralel kenarın dört kenarının dördü de birbirine eşit olduğunda eşkenar dörtgen diyoruz. Dikdörtgenin de dört kenarı birbirine eşit uzunlukta olduğuna olduğunda biz bu şekle bir kare diyeceğiz. Peki dört kenar uzunluğu da birbirine eşit olan dikdörtgene kare denir. Dikkat Paralel kenarın bütün özellikleri dikdörtgende vardı. E, dikdörtgenin de bütün özellikleri karede var. Dolayısıyla paralel kenar ve dikdörtgende gördüğümüz her şeyi karede birleştirebiliyoruz. Peki ekstra neler var? Bir, çok dikkat. Bir karenin, bir karenin AC köşegeni ile BD köşegenini çizelim. Bir kere karenin bütün kenarları birbirine eşit değil mi? Karenin bütün kenarları birbirine eşit olduğuna göre bu, bu, bu ve bu birbirine eşit. Bu bir cepte. İki. E Karenin köşegenleri de dikdörtgenden gelen bir özellik. Eşit uzunlukta. Dolayısıyla AC ile BD birbirine eşit. E şimdi ortada bir K noktasında bunlar kesişti. Dolayısıyla K ağırlık merkezi. Ama çok kritik bir nokta var burada. AKKC'ye eşit. DKKB'ye eşit. Yani köşegen parçaları birbirine eşit. Bu da tamam. Çok dikkat. ADC üçgenine dikkat edin. ADDC'ye eşit. AK da KC'ye eşit. Dolayısıyla dolayısıyla sizin çizdiğiniz bu DK ikizkenar üçgende tabana ait kenar ortay olduğu için aynı zamanda dik olmak zorundadır ve aynı zamanda açı ortay olmak zorundadır. Hem diktir hem de açı ortaydır. İkiz kenar üçgenin özelliği. İşte bu yüzden madem her bir iç açı dik açı olduğu için yani 90 derece olduğu için ve DK'da açı ortay olduğuna göre o zaman oluşan bütün açı parçaları 45 derece olur. 45 derece, 45 derece. Hepsi 45, 45 diye gider. Köşegenler de birbirine diktir. Peki köşegenler birbirine dik olmasının bana getireceği nasıl bir sonuç olabilir? Hemen burada da aklınıza eşkenar dörtgen gelsin. Eşkenar dörtgeni de köşegenleri birbirine dikti hatırlayın. Köşegenleri birbirine dik olan dörtgenlerin alanı köşegenler çarpımının yarısıydı. İşte aynı şey karede de geçerlidir. Karede de köşegenler çarpımının yarısından alanı bulabilirsiniz. Ya da dik dörtgende olduğu gibi. Nasıl dikdörtgenin alanı bulurken uzun kenarıyla kısa kenarını çarpıyordunuz. Burada da kenar uzunluklarını çarptığınızda A ile A mesela çarptığınızda karenin alanını bulmuş olacaksınız. İşte bu yüzden 1. K orta nokta ağırlık merkezi olduğu için oluşan 4 üçgenin 4'ü de birbirine eşittir ve 4'ü de ikiz kenar dik üçgenlerdir. 2. Karenin köşegenleri birbirine diktir. 3. Karenin alanı bir kenarına A dediğinizde a kareye eşittir ya da köşegenlerini e ve f aldığınızda e çarpı f bölü 2 olarak yazılabilir ki karenin köşegenleri eşit uzunlukta olduğu için e'nin karesi bölü 2 de diyebilirsiniz. Ve ikiz kenar dik üçgenler oluştuğu için bir kenarı a olan karenin köşegen uzunluğu a kök 2 birim olur. Evet, şimdi bunlar dikdörtgenden paralel kenardan, genel dörtgen özelliklerinden ya da üçgenlerden gelen sonuçların bir araya gelmiş hali. Bakalım başka neler var? Soru 1. Bir. bir soru üzerinde alan ve işte bununla ilgili bazı özellikleri gözden geçireceğiz. Diyor ki, köşegen uzunluğu 4 kök 2 birim olan karenin alanı kaç birim karedir? Hemen bir kare çiziyorum. Bu karenin bir kenarına A birim dersem bu karenin köşegen uzunluğu A kök 2 birim olacaktır. Zaten köşegen uzunluğu 4 kök 2 birim demiş. Dolayısıyla A kök 2 eşittir 4 kök 2 olacağı için burada kök 2'ler birbirini götürür. A eşittir 4 birim çıkar. Artık bir kenar uzunluğunu biliyorum. Peki bana neyi sormuş? Bu karenin alanı kaç birim karedir demiş. Bir kenar uzunluğu 4 birim kare 4 birim olan karenin alanı 4'ün karesi yani 16 birim kare çıkar. Cevap Ceyhan. Bir kenar uzunluğunu A dersem köşegen uzunluğu A kök 2 alanı da A kare olacaktır. Karenin devam. Soru 2. ABCD kare B, F, e, C eşkenar dörtgen. İşte bakın iki şekli bir araya getirdi ve bana bir tane soru yaptı. Kare var, eşkenar dörtgen var. CBF açısının ölçüsü 40 derece. C, D, e açısının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Şimdi, bir, sonuçta karenin bütün iç açıları... <laughs> hmm. 90 derece. 2. Eşkenar dörtgenin ardışık iki açısının toplamı 180 derece. E şimdi B açısı 40 derece ise hemen ardışı olan BCE açısının ölçüsü 180'den 40'ı çıkardığımda 140 derece olur. Bir tam açı 360 dereceydi. Dolayısıyla 90, 140, Topladım 230, 360'tan 230'u çıkardım. DCE açısının ölçüsü 130 derece yaptım. Peki, kareden bahsediyoruz, eşkenar dörtgenden bahsediyoruz. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. E eşkenar dörtgenin de bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman BC ortak kenar olduğuna göre, bunlar da birbirine eşit. O işte bak en güzel sonuç burada. Arkadaşlar DCE üçgeninde DC uzunluğuyla CE uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre o boyadığım üçgen ikizkenar üçgen ve tepe açısı 130 derece. Dolayısıyla şuradaki açıya x dersem buradaki açıda x olur. 180'den 130'u çıkartırsam 50 derece kalır. 2x 50 ise ben bu 50'yi 2'ye bölerim. 25 derece olur bizim x dediğimiz CDE açısı. Cevap Denizli. Tüm detayları üçgenler bazında değerlendirebiliyoruz. Devam. ABCD bir kare. DK 2 birim, KB 30 birim, KC kaç birimdir demiş. Şimdi kare verdiğine göre bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Bütün iç açıları 90 derece, köşegenleri birbirine dik, köşegenler birbirine eşit uzunlukta, köşegenler birbirine ortalıyor. En önemlisi de buradaki DB1 köşegen. O zaman köşegenle ilgili bir şeyler kullanmam lazım. Peki köşegenle ilgili ne kullanabilirim, ne yapabilirim, nasıl bir yol izleyebilirim bakalım. DK2 KB30 olduğuna göre DB köşegeninin toplam uzunluğu 32. O zaman bir köşegen daha çizersem yani AC köşegenini de çizersem bunun da uzunluğu 32 olmalı ve köşegenler birbirine dik olmalı ve köşegenler birbirini ortalamalı. Dolayısıyla 32'nin yarısı 16. E bu da 16 olacak. Şu 30'u buradan kar alıyorum. 16. Bu da 16. E o zaman bu da 16 olacak. Eğer bu da 16 ise 2'yi düştüm kaldı 14. Artık şu üçgende şöyle bir de boyayalım bunu güzelce. Bu yeşil üçgende ben şuraya da haş diyelim. KH'ın 14, HC'nin 16 olduğunu biliyorum ve benden istenen KC uzunluğu buna da x diyorum. E dik üçgen olduğuna göre, dik kenar uzunlukları da belli olduğuna göre Pisagor yapabilirim. Öyle değil mi? Hadi gelin Pisagor yapalım. E, dik kenar uzunlukları 14. Demek ki 14'ün karesi artı Diğer kenar 16 16'nın karesi eşittir x kare Devam edelim 14'ün karesini alacağım mı 16'nın karesini alacağım mı tek tek Aslında biraz kolaya kaçalım biz burada 2'nin katı 2'nin katı ikisi de bu 2 çarpı 7 2'nin karesi 4 7'nin karesi 49 diyelim Bu 2'nin karesi 4. 8'in karesi 64 diyelim eşittir x kare. Sonra bunları 4 parantezine alalım. 49 ile 64'ü toplarsam 9, 4, 13 elde var. 1, 11, 113 eşittir x kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsam x eşittir. 4'ün kökü 2, 113'ün kökü kök 113. İşte cevap. Ha şunu da yapabilirsiniz. 14'ün karesini alırsınız. Değil mi? 14'ün karesi kaç? 196. Sonra 16'nın karesini alırsınız. 256. 196 ile 256'yı toplarsınız. Sonra bir de onun kökünü alıp kökü parçalamaya çalışırsınız. Gene çıkar ama hani ikisi de 2'nin katı olduğu için 2'nin katı olan iki sayının karelerini alıp onları da 4 parantezine alarak toplamak her zaman daha kolay olur. Sıradaki soru. ABC'de bir kare ECB eşkenar üçgen. Bu verilere göre BAE kaç derecedir demiş. Biraz önceki soruda hani bir ikizkenar üçgen oluşturmuştuk ya kare ve eşkenar dörtgenin olduğu soru. Aynı olayı burada da yaşayacağız. Arkadaşlar ABCD kare. Yani bütün kenarları birbirine eşit. ECB de eşkenar üçgen. Dolayısıyla aynı uzunluk bunlarda da var. Dolayısıyla çok dikkat edin. BC ortak kenar olduğu için karenin kenarları ile eşkenar üçgenin kenarları eş uzunlukta. Dolayısıyla şu A B E üçgeni ikizkenar üçgen. Peki bu ikizkenar üçgende B köşesinde karenin iç açısı 90 derece. B köşesinde eşkenar üçgenin açısı 60 derece. Dolayısıyla ABE açısı yani şu açı 90 artı 60 150 derece. Ve o üçgen bir ikiz kenar üçgen. 180'den çıkart 150 30. O 30'u da eşit iki açı oluşacağı için böl 2'ye 15 15 İşte cevap. B A, e açısı 15 derece olur. Kenar uzunlukları eşit olan şekillerde ortak kenar olması aslında her iki şeklinde bütün kenarlarının ortak olacağı, eşit uzunlukta olacağı anlamına gelecek. Evet arkadaşlar kare, dikdörtgen bunları tamamladık. Kare ve dikdörtgenden sonra ne geliyor? tabii ki yamuk. Yamukla ilgili özellikler ve yamukla ilgili işlemler üzerine duracağız. En sonunda deltoid ile süreci tamamlayacağız. Dörtgenleri bitireceğiz. Bir sonraki videoda yamuk konusuna geçiyoruz.